Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir İşkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz birçoğunuzun tanıdığı üzere Gökçek Şifa'dan bitki bilimci Sayın İbrahim Gökçek. Ben kendisine Şifa Baba diyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok gençsiniz ama Şifa Baba dememin sebebini biliyorsunuz. Yıllar öncesinden tanışırız sizinle. Evet. Ve birçok mağdura, sağlık açısından mağdura şifa oldunuz. Hep o baba elinizi uzattınız. O yüzden böyle diyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun, hoş bulduk. Evet, sizi kendi dilinizden tanımak istiyoruz. Buyurun. Evet. Ben İbrahim Gökçek, Kayseri ilin Bünyan ilçesinin Taçın köyünde dünyaya geldik. 13 yaşında şehre göçmüştük. Tekrar köye gittim. Köyümü görmek için. Çocuklarla beraber ırmağa girdik. Güzelce yüzdük. Daha ilkbahar gelmemişti. Çimenlere yattık. Bir gün sonra ağzım, burnum, her tarafım yara oldu. Kayseri'ye geri geldim. Mahallenin yaşlı kadınları şunu yapalım, bunu yapalım diye üzerimde deneyleri yapa yapa perişan ettiler. Kızgın kumlara yatırdılar. Falan filan. Oldum robot zamanı, böyle her tarafım kireçlendi. Merdivenlere çıkamaz oldum. Bir konumda rahmetli annem, bir konumda rahmetli babam. Otobüse binemiyorum, merdiven çıkamıyorum. O robot. Getiriyorlar hastaneye, o doktora, o doktor, bu doktor, şu doktor. Neyse, eklemlerim açıldı ama belimde fibromiyaljiye, yumuşak doku romatizması kaldı. Doktorlar zaten fibromiyaljiyi 20 yıl teşhis bile edemiyorlar. Çünkü dokuda, kandan bir şey çıkmıyor. Kan telinden aso değerleri, bilmem CRP şu bu anlaşılmıyor. Ne Türkiye'de, sonra Almanya'ya gittim. Türkiye'de Ankara Gazi'de okurken, rahmetli Ecevit zamanında mağdur olduk. Almanya'ya gittik kimya okumak için. Orada okurken tabii ki kimyasal ilaçların yan etkilerini gördüm. Çok tehlikeli. Hatta ben kendim uyku ilacı ürettim laboratuvarda. Dedim ki profesöre, ya bu çok tehlikeli, yan etkisi çok büyük. Ben bunu üretiyorum ama bunu kullanan vatandaş ne olacak? Dedi ki, insanlara yan etkisi olmayan bir şey üretmek istiyorsan bitkisel üret. Bura kimya. Haklısın dedim ve öylece bu işe girdim. Kendi üzerimde deneyler yaptım. Fibromiyajdan kurtulmak için 1983 yılında başladık. 41. yılına girdik. Yani 40. yılı buldu. Kitabınız da var değil mi sizin? Benim yazmış olduğum kitap Türk tarihinde ilk ilmi kitap. Binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. Birleşimdeki etken maddelerin etki mekanizmaları, açık formülleri, nerede, nasıl, ne yapılır, damlası, derecesi, kapsülü, macunu vesaire vesaire. Çok detaylı. Son 1000 yılda İbn Sina'dan bugüne kadar yazılan tek ve ilk. Hatta bizim profesör doktorlardan, herbalist profesör doktor böyle benim kitaptan alıntı yapmış. Mahkemeye verdim. Mahkemeyi kazandım. 1000 lira mahkeme tazminat olaraktan şey vermiş. Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da bu 1000 lira ceza nedir, tazminat nedir demiş. 30 bin lira artırmış. 30 bin lira parasını aldık. Yarısı da avukata gitti. Biz için değil. Bu vatandaş, ben 7500 bitki fotoğrafı çekmişim. Almanya, İsviçre, Avustralya, bütün Avrupa'da botanik bahçelere gittim, gördüm. Bitki fotoğrafı çektim. Bitki fotoğrafı çekebilmek için uçakla Dresden'e gittim. Bir günde bir bitki fotoğrafı çekebilmek için Hamburg, Hanover, Almanya'nın kuzeyine kadar gittim. Bitkiyi bulamayınca bu sefer Almanya'nın güneyine indim. 1900 kilometre bir yol yaptım. Bir bitkinin fotoğrafını çekmek için, bulabilmek için. Yani bir bitki, 7500 bitkinin hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. Tabii. Mesela Alanya'da dağa çıktım bitki fotoğrafı çekmek için. Tam tepeye çıktım, karşımda tilki. Kaş'ta, Antalya Kaş'ta bitki fotoğrafı çıktım. Dağa tırmandım, mağaraların olduğu bölge. Elimi dala attım böyle dik, böyle kaymamak için. Kara yılan. Neredeyse sokulacaktım. Yani her bir bitkinin ayrı ayrı hikayesi var. Tabii. 7500 bitki. Şurada durmuyor hemen şak 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 şak, öyle fotoğraf çekmek gibi değil. Evet. Mesela Malezya'ya gittim. Kokus. Kokus ya, yani Hindistan cevizi yağı nasıl yapılır, nerede yapılır, nasıl üretilir vesaire vesaire. Çin'e gittim. Epimedium, azgın teke otu dediler. Epimedium, previcornum.
Bu erkeklerin cinsel fonksiyonlarını artırır. Hı hı. Performans artıracak. Bunun için Çin'e gittim. Mesela yani Azerbaycan'a, Gürcistan'a, oraya bile yani vakit buldukça gidiyoruz. Pandemiden dolayı gidemedim mesela. Hindistan'a ve daha sonra da Brezilya'ya gitmeyi düşünüyorum. İnşallah nasip olursa. İnşallah şu pandemiyi bir atlatalım da. Böyle bir araştırmacı demişken, kimliğiniz de var sizin. Evet, pandemi dedik. Biz 10 çeşit ürün ürettik pandemiye karşı. Koronaya karşı. Biz, o 10 çeşit ürün. 10 çeşit tabii. Ormuz gümüş. Vatandaş pandemiye yakalanmış. 3 gün kullandım abi geçti diyor. 3 gün. Günde 3 defa bir çay kaşığı. Nedir bu? Gümüş suyu değil. Ormuz gümüş. Gümüş suyu ile ormuz gümüş farklı şeyler. Gümüş suyu hala nanometre boyutta. Bu ise pikometre boyutta. Arada 1 milyon fark var. Yani ikisini de 10 milyon defa büyütsen gümüş suyu futbol topu kadar, bu toplu iğnenin ucu kadar bile değil. Yani ormuz gümüş bir, hücre içerisine infüs eder, girer. Hücre çekirdeğine girer. İki, hücre çekirdeğine girer. Kromozoma girer. DNA'ya girer. DNA içinde gen. Gen içinde amino asitlere kadar etki yapar. Şimdi virüs, koronavirüsü nasıl, virüsün hücrenin içerisine girmiyor ki, ne yapıyor? Onun fil gibi hortumu var. Bu taç kısmı. Evet. İnsan hücresinin ACE2 proteinine geliyor. Fil gibi hortumu var o taç kısmından. RNA'sını fırlatıyor. Virüsler iki çeşitli. RNA virüsleri, DNA virüsleri. Bu koronavirüsü biyolojik laboratuvarda üretilmiş bir virüs. Özel. SARS virüsüyle HIV virüsünü karıştırmışlar. Yeni bir virüs üretmişler. Siz buna inanıyorsunuz değil mi? Biyolojik bir silah bu. Biyolojik bir silah. Şimdi dünyayı değiştirmek, dönüştürmek isteyen küreselciler, yani Yahudi lobüsü, zengin milyarderler, dünyada 200 ülkenin mal varlığı 80 trilyon dolar. 2000 Yahudi ailesinin mal varlığı 260 trilyon dolar. Yani dünyadaki bütün insanlardan, 8 milyar insandan 3,5 kat daha zenginler ve dünyayı onlar yönetiyor. Hiçbir ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı, devlet başkanı falanı filanı bunlara karşı kalkuk diyemez, derse harcanır. Ama şu an biz şimdi, diyoruz sonumuz ne olacak onu da bilmiyoruz artık. Şimdi cumhurbaşkanı adam konuştu. Bir 200 tane numune göndermiş, adam 2 gün sonra öldü. Burundi cumhurbaşkanı konuştu. Bunlar dalavere dedi, adam yallah gitti. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz ormuz gümüş dünyada 3 şirket üretiyor. Bir biz üretiyoruz, iki de Amerika'da var. Hı hı. Ormuz gümüşü herkes üretemez. Ya bu şimdi gümüş suyuyla ormuz gümüş farklı şeyler. Farklı. Şunu sormak istiyorum ben. Şimdi gümüş suyu bildiğim kadarıyla gümüşü işte elektrolizle çözüyorsun. O şekilde. Bu peki bir bitkiden falan mı? Nanoteknoloji. Farklı bir şey. Farklı bir şey. Farklı. Bu atomik boyutta gümüş suyuyla ormuz gümüşü 10 milyon defa büyütseniz, bu toplu iğnenin ucu kadar bile değil. Gümüş suyu ise bu kadar, futbol topu kadar 10 milyon defa büyütürseniz. Yani bu şimdi hücre içerisine giriyor. Hücre çekirdeğine giriyor. Çekirdeğin çekirdeğinde kromozom, kromozomda DNA, DNA içinde gen, gen içinde amino. Şimdi virüs RNA'sını fırlattı hücre içerisine diyelim. Nereye gidiyor virüsün RNA'sı? DNA'ya geliyor. DNA'da kendi RNA'sını DNA'ya ekliyor. İnsan hücresi virüs üreten fabrika haline geliyor. Sürekli DNA üretiyor. Ve hücre ölüyor. Hücre ölünce virüsün RNA'ları fırlıyor dışarı, birleşiyor, virüs meydana geliyor. Evet. Şimdi bu aldığın zaman ne yapıyor? RNA'dan elektronları alıyor. Patlatıyor, öldürüyor. Elektronları alıyor. Virüsün RNA'sından alıyor. Böylece hiçbir virüs, sadece korona, SARS, MERS, Çin virüsü, İspanyol falan filan değil. Aklınıza gelen her türlü virüs, genital sihire sebep olan herpes. Bak siz Çin gribini de hatırlıyorsunuz. Tabii. Çin virüsünü de hatırlıyorsunuz. Çin virüsü, Çin gribi. Hong Kong virüsü, evet. Sibirya virüsü vesaire. Onları hatırlıyorsunuz, evet. Kimse hatırlamıyor şimdi bu dönemde Çin gribini. Virüs çok. Genital sihir, genital herpes. Hı hı. Günümüzde en tehlikeli hastalık. Niye? Bilmediğiniz bir AVM'ye alışverişe gittiniz, tuvaleti kullandınız.
sizden önceki vatandaşta genital sil, genital herpes varsa, o klozeti kullanmışsa, istediğiniz kadar silin, temizleyin. O tuvaleti, alafranga tuvalet kullanmamak gerekir. Nerede olursa olsun, asla. Alafranga tuvalet kullandığınızda orada mikrobu kaparsınız. Bulaşıcı, ölmüyor mikrop. Yani virüs. Ve bulaşıyor. Genital sil, genital herpes'e sebep olan virüsü yok eder. Bu ona da iyi diyorsunuz. Tabii ki. Her türlü virüse diyorum ya, bu ne yapıyor? Hücrenin içerisine giriyor. Hücrenin çekirdeğinin içinde, çekirdeğinin içerisinde, kromozomun içinde DNA. Ama bu sadece gümüş değil. Bor. Ha, bor da var. Monoatomik halde. Çinko. Çinko. Bor şudur. İnsan vücudundaki her türlü toksik maddeyi sünger gibi emer. Evet. Kireci çözer. Beyinde mesela epifiz bezesi kireçlenirse kişinin manevi dünyası çöker. Robotlaşır. Hayvani duyguları daha da ağırlaşır. Doğru. Yani mekanik bir insan olur. Epifiz bezesi yeterli ve kaliteli. Doğru. DMT, dimetil triptamin salgılamazsa, beyin epifiz bezesinin fonksiyonu azalırsa, insan daha çok hayvani duygulara ortaya çıkar. Beynimizi, yani insanı hayvanla melek arasında kılan şey nedir? DMT, epifiz bezesi. Evet. Onun kireçlenirse, yanlış beslenmeden mesela diş macunu içinde sodyum florit var. Sodyum florit diş macununa fırçalıyorsun dişini. Ama sodyum florit kana karışı gidiyor beyne. Beyinde o halen tartışılıyor ama. Halen tartışılıyor hocam. Tartışılır bir şey yok. Şimdi 2. Dünya Savaşı'nda Hitler için çalışan Doktor Simon bir buluş buluyor. Sodyum florit. Diyor ki ben çok büyük buluş yaptım. Ne yaptın? Sodyum florit. Ne işe yarar? Esirler üzerine deneyelim. 2. Dünya Savaşı'nda esirler üzerine deniliyor da adamlar böyle bitiyor. Adamları kolay yönetmek için üretiyor. Koyun gibi oluyorlar. Sonra şizofren oluyorlar. Ölüyorlar falan filan. Bu Hitler bu savaşı kaybedince bu Simon Amerika'ya gidiyor. Diyor ki CIA'ya benim çok büyük buluşum var. Nedir? Sodyum florit. Ne işe yarar? Bunu tanka koysan deler. Eritir. Suya koysan döksen yere içme sularına geçer, zehirler. Ne yapacağız? Sulara, macunlara, diş macunlarına katarsak herkes kullanır, herkesi böyle robot gibi yaparız. Koyun gibi yönetebiliriz. İnsanları yönetmek çok kolay olur. İnsanlar hürriyet, demokrasi, eşitlik, insan hakları falan filan bunları hiç düşünmez. İşine gider gelir, gider gelir, doğru, gider robot gibi olur. Dünyadan bir haber olur. O zaman ne yapalım? Diş macunlarını katalım. Dişi beyazlatır diye diş macununa katıyorlar. Dişi beyazlatmaz ki. Dişi beyazlatan nedir? Zerdeçal ekstraktı, kokonat yani kokos, Hindistan cevizi yağı. Bunları karıştır, dişini fırçala, dişini daha iyi beyazlatır. Evet, şimdi hocam süremiz kısıtlı olduğu için tabii ki birçok da ürün var. İnsan sağlığı için her biri gerçekten çok çok önemli. O yüzden hızlıca bir geçelim mi bunları? Tabii. Sonrasında tabii ki siz kendinize ait olan programınızda bir bir bize hem öğütlerinizi hem de şifanızı ulaştırırsınız. İnşallah. Evet, nelerimiz var hocam? Ekinezya. Ekinezya purpurea, ekinezya angustifolia, ekinezya pallida denen ekinezyanın bu kızılderiler 6000 yıldır bunu üşütme, grip, nezleye karşı kullanıyor kızılderiler. 6000 yıldır. 1050 türü var bunun. Üçü hariç diğerleri tıbbi amaçla kullanılmaz. Bundan 200 yıl önce Amerikalı Doktor Maya gidiyor kızılderilerin beslenmesini, yaşam tarzını araştırıyor. Bakıyor ki yaşlı bir kadın ekinezyanın yaprağını, çiçeğini, kökünü, dalını hepsini temizledikten sonra eziyor, püre haline getiriyor. Ayağı yara olan bir çocuğa sarıyor. Diyor ki ne yapıyorsun sen? Bu diyor birkaç günde bununla iyileşecek. Takip edebilir miyim? Diyor. Evet. Doktor Maya takip ediyor. Bakıyor ki gerçekten yara iyileşiyor. Başka nerede kullanıyorsunuz diyor. Üşütme, grip, nezle vesaire vesaire birçok hastalıkta kullanır. Ha iyiymiş diyor. Ve o günden sonra hemen şurubunu yapıyor, satışa başlıyor. 200 yıl önce. Şimdi Almanya'da bundan birkaç yıl önce bir araştırma yaptı. Doktorlar, 1000 doktor, çocuk doktoru, çocuk ve bebek. 0-12 yaş grubu 141 bin
400 çocuk üzerine denediler. Ekinezya damlası, drajesi, macunu, şurubu. Bunu kullanan çocukların hiçbirisinde üşütme, grip, nezle, soğuk algınlığı olmadı. Peki bu tablet formu mu yoksa çay kapsül olarak mı? Kapsül. Kapsül. Ama biz hiçbir zaman bir bitkinin etken maddesine drok denir. Biz hiçbir zaman bir bitkinin drok etken kısmına kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Birçok en az 6-7 çeşit bitkinin ekstraktını bir araya getirerek kombine ediyoruz. Niçin? Eskiden inşaatları 5-6 katlı binaların üstüne yük taşırken çıkrık derlerdi böyle. Çarklardan oldu makara gibi. Mesela diyelim ki 5 dişliden oluşuyorsa makara 50 kiloluk bir yükü 10 kiloluk bir güçle çıkartabilirsiniz. Makara sayısı arttıkça az bir kuvvetle çok iş yapabilirsiniz. Çok güzel. 10 makarayla 100 kiloyu 10 kiloluk bir güçle çıkartabilirsiniz. Yani biraz da fazla çıkartabilirsiniz. Yani dişli gibi. Burada da mesela ekinezya, üşütme grip nezleye karşı etkili. Başka ne etkili? Afrika sardunyası. Dünyada sinüzit, faranjit, bronşit için. Pıtır, pelargonomisi diyordu. O etkili. Başka kekik. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Sadece biri tıbbi amaçla kullanılır. Tümus vulgaris, Latincesi. Kekik. Başka ne? İşte bunları kortisep, çim tırtır mantarı. Biz bunları ne yapıyoruz? Forte, geliştirilmiş, güçlendirilmiş bir araya getiriyoruz. Böylece ne oluyor? Etkisi katlanıyor. İçerikten kaçmıyoruz. Amerikalı ürün üretiyor. Ne yapıyor? 100 gram, 200 gram ekinezya, gerisi nişasta basıyor. Tek derdi para kazanmak. Ama bizim tek derdimiz para kazanmak değil, insan kazanmak. İnsanı kazanırsan para zaten gelirse gelir, gelmezse önemli değil. Önemli olan insan kazanmak. İnsanın sağlığına kavuşturmak. Bizim Facebook sayfamıza bakacak olursanız 100 binden fazla teşekkür yorum var. Dünyada en çok teşekkür yorum alan kişiyim ben. 100 binden fazla teşekkür yorum var. Benden başka alan yok. Niçin yazıyor bu kadar insan 100 bin kişi, deli mi? Ben diyor 3 gün kullandım diyor. Omuz giymesi gripten kurtuldum, üşümeden kurtuldum. Bir de gerçekten hani programımızın başında dedim ya Şifa Baba diye. Böyle bir baba sevecenliğiniz var. Çok eğlenceli de bir insansınız. Gerçekten danışanlarınıza çok samimi davranıyorsunuz. Onların hiçbirini kapıdan çevirmiyorsunuz. Ben sizi yıllar öncesinden tanırım. Hakikaten ticaret sizin için hep geri planda. Elbette. Önce insan. Önce insan olmalı. Evet. Şimdi gençin birisi, özür dilerim. Estağfurullah. Geldi bir gün. Çok ağır hasta. Alerjik hastalık var mesela. Ürün aldı, dedi ki öğrencim param yok. Tamam %10 indirim yapayım sana dedim. Olmaz dedi. Niye? O param yok. Dedi tamam %20 yapayım. Yok dedi, olmaz. Niye? Param yok, alamam. %30 olmaz. %50 ya maliyetini verdim dedi artık. Neyse bir iki defa yarım parasını aldı. Üçüncüsü böyle geldi. Ben onu da veremeyeceğim. Niye? Param yok. O zaman ne yapayım dedim. Dedi ki bedava vereceksin. Dedim ya ben bunun maliyeti bak, bu Çin'den geliyor, Hindistan'dan geliyor, Peru'dan geliyor, Güney Afrika'dan geliyor. Dolarla alıyorum ben bunları. Bedava almıyorum, çeşmeden doldurmuyorum ben bunu. Dolarla çalışıyorum. Bu iş böyle yürüyor dedim. Para vermiyorum dedi. Elini aldı, poşeti kaçtı. Allah, arkasından koştum. Boşuna koşma dedi. Bir dahaki geç. Abi çok güldüm ona. Sonra geri geldim. Ne oldu dedi. Boş ver dedim. Önemli değil. Önemli olan sağlığı. Adam etkisine inanıyor ki alıyor, kullanıyor, bir de alıp kaçıyor. Bu da önemli ama değil mi? Yani çok enteresan olaylar oluyor yani. Tabii. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Katılımınız için. Vermiş olduğunuz bu güzel bilgiler için ve aynı zamanda içinde bulunmuş olduğumuz şu süreçte bizlere bu güzel ürünleri halen daha üretip hizmete sunduğunuz için. Orada bir Türk kahvesi görüyorum. Evet, ben kahve içmeyi hiç sevmezdim. İçtiğim zaman mideme dokunuyor. Çok çok ilaç kullandığım için eskiden 13 tane ilaç kullandım. İlaç kullana kullana gastrit, ülsere yakalandım. Sonra alerjik hastalığa, cilt hastalığı, 30 çeşit hastalığa yakalandım. 30 yıl hastalıkla uğraştım. Kahve çok içmek istiyorum, içemiyorum. İçtim mi dokunuyor. Almanlar
Adamlar kupa kupa içiyor böyle. Yarım litre, bir litre içiyor, bir şey olmuyor. Ben az bir şey içiyorum, mideme dokunuyor. Araştırdım, ben kahve içmeliyim ama içemiyorum. Bu nedenle bir, mideyi koruyan mastic gum, yani damla sakızı ekstraktı koydum içerisine. İki, laden gülü ekstraktı, mideyi koruyucu. Üç, aslan yelesi mantarı, beyni temizleyici, konuya odaklandırıcı. Beyni reset atıyor. Aslan yelesi ile ilgili çalışma yapan Profesör Doktor Rita Lemi Montalcini, kadın 100 yaşında Nobel ödülü aldı. Ölmeden bir gün önce. Şimdi üzerlik ekstraktı var, üzerlik ekstraktı. Özellikle çocuklar için üzerlik kapsülü de ürettik burada. Okumak isteyen, hayatta başarılı olmak isteyen insanları konuya odaklandırır. Üzerlik ekstraktı. Ağrı kesici özelliği de var. Ve normal olarak çok kahve içenlerin cinsel fonksiyonları azalır. Kofein testosteronu azaltır. Bununla ilgili klinik araştırması yapılmış. İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya, Lüksemburg 7 ülkede yapılan araştırmada çok kafein kullanan bayanlarda %60-70'lere varan kısırlık, erkeklerde %40'lara varan kısırlık çok kahve içenlerde. O nedenle kahve içmeyin, kahve içmeyin, şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli. Bunu önlemek için de çakşır ekstraktı. Çakşır ekstraktı koyduk. Ne oldu? Hem erkeklerin hem bayanların irelde kısır olma riskini ortadan kaldırdık. Yani öyle çok güzel bir kahve ürettik. Hamdolsun. İçen herkes memnun. Kahve içemeyenler kahve artık içer hale geldi. Ne kadar güzel. Ben mesela Türk kahvesini çok fazla içerim. Herhalde bunu artık paket paket içerim diye düşünüyorum. Evet hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Katılımınız için tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz sağ programımıza. Olun, sağ olunuz. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Gökçek Şifa'dan bitki bilimci Sayın İbrahim Gökçek konuğumuz oldu. Hoşçakalın.